Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle bu muhteşem kurabiyeyi yapacağız. Hem çok lezzetli, hem çok gösterişli, hem de dışına koyduklarımızı saymazsak çok çok az malzemeli ve margarinsiz bir kurabiye. Tarife geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu benim için çok kıymetli. Yoğurma kabına toz şekeri, sıvı yağ, yumurtaları alıyorum. Biraz çırpıyorum. Bu arada iki yumurta kullandım ama bir tanesinin akını dışı için ayırdım. Sıvı malzemeleri şöyle güzelce bir çırpıp üzerine unu, vanilyasını ve kabartma tozunu ekliyorum. Daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yapıp yaklaşık 2-2,5 bardak kadar un ekledim ama lütfen aşağı yazdığım miktara mutlaka bakın ve çok kontrollü ekleyin. Çünkü yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Öncelikle hamuru porsiyonlama işlemini yapacağım. Daha sonra da dış kaplamasını yapacağım. Böyle yapınca biraz daha kolay oluyor bence. Dış kaplama için ne isterseniz kullanabilirsiniz. Fındık, ceviz veya yer fıstığı. Ben kavrulmuş yer fıstığı kullandım. Öylesi de çok güzel oluyor. Eğer biraz daha ekonomik olsun istiyorsanız siz de benim gibi yer fıstığı kullanabilirsiniz. Bu şekilde kurabiyenin üzerinde oyuklar oluşturuyorum ve kurabiyeyi 180 derece fırında alt üst ayarda fansız biraz kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık 16-17 dakika boyunca yeterli olacaktır. Kurabiyemiz pişerken biz de damla çikolatalarımızı eritiyoruz. Yaklaşık 80-90 gram kadar damla çikolata yeterli olacaktır. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz ama bence bu renk çok daha yakışıyor bu kurabiyeye. Kurabiyeler pişti. İlk sıcağı ile eklemiyoruz çikolatayı. Biraz oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Daha sonra eritilmiş çikolataları dilediğimiz miktarda oyukların içerisine dolduruyoruz. Kurabiyelerim hazır. Bu arada eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Bence görüntüsü ve lezzeti çok çok güzel bir kurabiyeydi. Sizce nasıl oldu ve nereden izliyorsanız yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve lütfen takipte kalın.